Evet kardeşlerim, yeni bir anayasa denemesi patlatıyoruz. Güzel soruları bir araya getirdik. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşlar. İlk soru şu. Somut bir olayın çözümüne ilişkin yazılı ve yazısız kaynaklarda hiçbir düzenleme bulunmaması halinde hakim aşağıdakilerden hangisini uygular? Arkadaşlar, eğer yazılı da yoksa bu kanun boşluğudur. Hem yazılı da hem yazısız da yoksa bu hukuk boşluğudur. Hukuk boşluğunda 3H kuralımız var. Şöyle, hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Üçü de H harfiyle başlıyor. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Yani kural yaratır. Bakalım, takdir yetkisi kural içi boşluktur. Böyle bir durum yok. Örf adet hukukundan yardım alır. İyi de zaten yazısızda da bulamamış. Kendisine kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse öyle bir kural koyar. Evet. Medeni kanuna göre yazılıda ve yazısızda çözüm bulamayan hakim ben kanun koyucu olsaydım nasıl hareket ederdim diye düşünerek kural yaratır değerli arkadaşlar. 82'ye göre seçimler ve halk oylamaları aşağıdakilerden hangisini yönetim ve denetiminde yapılır? Değerli arkadaşlarım, seçimler ve halk oylamaları yani referandumlar değerli arkadaşlar yargı organlarının denetiminde yapılır. Yani şurada C. Peki yargı organları deyince bu hangi yargı organıdır? Seçim yargısı. Peki seçim yargısına kim bakar? Yüksek Seçim Kurulu bakar. Ne zaman kurulmuştur? 1950'de. Ne zaman anayasaya girdi? 61'de. Kaç kişidirler? 7 asil, 4 yedek. 6 tanesini Yargıtay kendi içinden seçer gönderir. 5 tanesini Danıştay. Bu 11 kişi kendi içinden 4'er yedek ve bir de başkanı kendi içlerinden belirlerler değerli arkadaşlar. Muharrem Akkaya. 1982'ye göre siyasi partiler hakkında kapatma davasını resmen aşağıdakilerden hangisi açar? Değerli arkadaşlarım, SP diyorum siyasi partiler. Siyasi partilerin kapatma davasını kim açar diye soru geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. İsim olarak Bekir Şahin. Ama davaya kim bakar, hangi mahkeme bakar derse Anayasa Mahkemesi. Bu mahkemenin bu partiyi kapatmak yerine başka bir alternatifi var mı? Var. Hazine yardımı cezası verebilir. Kapatmada veya hazine yardımı cezası da mahkemenin toplantısına katılanların sal çoğunluğu arkadaşlar. Tamam. Bakalım burada davayı kim açar dediği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açar değerli arkadaşlar. Evet, yeni sorumuz geldi. 82'ye göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'nı aşağıdakilerden hangisine gelen bir üye yapar? Şimdi hocam Uyuşmazlık Mahkemesi şöyle UM diyorum. 6 asil, 6 yedek ve bir başkandan oluşur. Bu 6 asil, 6 yedek Yargıtay'dan 3 asil, 3 yedek, Danıştay'dan 3 asil, 3 yedek üyeler gelir. Uyuşmazlığın başkanı Anayasa Mahkemesi'nden gelir. O kişi hem burada çalışmaya hem de burada başkanlık yapmaya devam eder. İki görevi icra eder değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından değildir? Şimdi arkadaşlar, kamu hukuku var, özel hukuk var, bir de ikisinden de yararlanan karma hukuk var. Mesela medeni, borçlar, ticaret ve devletler arası özel hukuk, özel hukukun dalları. Ama iş hukuku, fikir sanat, havacılık, bankacılık, toprak, arkadaşlar sigorta bunlar karma hukuktur. Şuradaki usul var ya, usul demek yargılama demek. Usul hukuku, yargılama hukuku, kamu hukukunun bir dalıdır. Nerede değil? Karmada değildir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nda sayılan sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerdendir? Arkadaşlar, sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin bir adı isteme, diğer adı pozitif haklar. Hangisi bu grupta? Mal bildirimi, siyasi dilekçe, siyasi vergi ödevi, siyasi dernek kurma, kişi, toplu sözleşme yapma ise sosyal yani pozitif haklar grubundadır ya da diğer adıyla isteme hakları. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek. Evet, 15'in 3'ünü 3 turlu gizli oyla meclis seçer. Kanunları resmi gazetede yayınlamak olmadı. Bu kimin görevidir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına meclis karar verir, savaş ilanı.
Antlaşmaları uygun bulur, uygun bulma kanunuyla. RTÜK üyelerini seçer, 9 kişi evet, üyeler de kendi içinden başkan seçerler. Bakalım ne diyor sorumuz. Süt Kardeşler filminde rol alan 2017 yılında hayatını kaybeden sanatçımız aşağıdakilerden hangisi? Şimdi 2017'de hayatını kaybettiği noktasına dikkat arkadaşlar. Kimdir bu? Efsane usta Halit Akçatepe değerli arkadaşlar. Ki çok yakın zamanda hatırlayalım. Kartal Tibet'te yine hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Evet, iki sorumuzu burada birlikte görelim. Şöyle önce burayı göstermeye çalışayım. İdarenin olağanüstü durumlarda özel şahısların taşınır mallarını el koyma yetkisine ne ad verilir? Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Soruda olağanüstü görürseniz ve mal edilmeyi sorarsa bunun adı nedir arkadaşlar? İstinvaldir. Eğer şöyle olsaydı, boş arazideki kum, çakıl ve taş olsaydı geçici işgal. İstikrazın kelime anlamı borçlu almaktır değerli arkadaşlar. Kamulaştırma da özel şahsın taşınmaz mallarını devlet idari işlemlerle el koyuyor. Hangisi valinin görev ve yetkilerinden biri değildir? Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere genel emir çıkartmak. Evet hocam, genel emir çıkartmak. Vali genel emir çıkartır, kaymakam bunu da yapamaz. İlde yapılacak resmi törenlere başkanlığı vali, ilçede kaymakam yapar. İl sınırları içinde huzur ve güvenliği vali, ilçe içinde ise kaymakam sağlar. Yabancı ülke sınır makamlarıyla temas kurmak. Bu arkadaşlar valinin yine bir görevidir. Bu da valinin görevidir. Bunlar da valinin görevleri. Bu arada biz değildir arıyorduk. Dikkat, yanlış yapmayalım. İldeki yargı organlarını denetlemek valinin kesinlikle böyle bir yetkisi yoktur değerli arkadaşlarım. Devlet Denetleme Kurumu bile bunu yapamıyor. Risalet-i Nüshiye adlı eseriyle bilinen ünlü tasavvuf edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Yakaladınız değil mi arkadaşlar? Kimdir? Üstad Yunus Emre'dir. Türkçe yazmıştır. Türkçe yazdığı için halk tarafından daha çok anlaşılmıştır. Kime göre? Mevlana'ya göre, çünkü o Farsça yazmış. Bu arada Nasihatler kitabıdır arkadaşlar. Dikkat. Ali Şir Nevai'de Muhakemetül Lügateyn. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügatü Türk. Evet, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisidir? Ki arkadaşlar 2020 gerçekten çok güzel gidiyor. Final maçı kaldı. Final maçında İtalya ile İngiltere oynayacak. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Tabii siz bu videoları izlerken muhtemelen bu kupada bitmiş olacaktır. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahibi Almanya yapacak. O günleri de görürüz inşallah. 2019 Oscar ödülleri için Türkiye'nin belirlemiş olduğu yabancı dilde en iyi film adayı yapıt aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuz var. Hangisi arkadaşlar? Doğrudan ezber sorusudur bu. Ahlat Ağacı değerli arkadaşlar. Tabii o zaman çok da bir varlık gösteremedi. Peki, yeni videolar art arda hizmetinizde olacak. Bu kanala, bu emeğe, bu şansa sahip çıkınız dostlarım. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz.